Hep bizde silah konuşulur, şu bu konuşulur. Peki yemeden içmeden kaç saat durabiliyorsunuz? Askerin yemesi, içmesi, affedersiniz, etmesi, temizliği hepsi lazım değil mi? Sahada bunlar da lazım. Açayı oynamaz affedersiniz değil mi? İşte askere yemek yapmak için sahra mutfakları. Ama böyle mutfakların bir başka faydası daha var. Askerin elinde böyle şeyler hazır olduğu için zelzele gibi bazı hususi durumlarda bu tip şeyler bölgeye gönderilerek halkın belli bir dönem ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bakın her şey paslanmaz yapılmış. Son derece sağlıklı. Her şey paslanmaz malzemeden. Bakın burada evyesi bile düşünülmüş. Kliması düşünülmüş. Elektriği nereden bulacak diyeceksiniz. Az önce onu da çektim. Jeneratörler var. Romörk üstüne monte edilmiş jeneratörler. Hatta romörk üstüne monte edilmiş güneş paneli ve res rüzgar enerjisiyle yenilenebilir enerjiyle fosil yakıt kullanmadan da enerji üretimi yapılabiliyor artık. Bakın işte burada da adeta kıyma makinesi vesaire bir şeyle kıyma makinesi değil. Mazotlu olacak. Bu mazotlu olacak. Mazotlu olacak. İşte burada da gene mutfağın diğer bölümleri. Gördüğünüz gibi bıçaklar. Yine bakın şu musluklar benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Buradan çıkartıyorsunuz. Rahatlıkla her tarafa uzatarak kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Evet, kıyma makinesi burada işte. Kıyma makinesi gördüğünüz gibi. Yine buralarda tabii ki mutfağı buraları seramik fayans yapamayacağımıza göre paslanmaz malzemeyle yapıyoruz. Evet, günümüzde askerlik kalmadı. 6 ay topu da. Eskiden 12, 15, 18 hatta benim rahmetli babam gibi 24 ay yapanlar bilirler. Askerliğin ilk 3 ayı çömezlik zamanı. Torunlar geldi diye beklendiğiniz anlar. Niye? Bulaşıkçısınız bir, bir de patates, soğan doğramanın makinesisiniz. Ama şimdi artık bu işler patates soyma makinesiyle hallediliyor. Şurada da tanıtım etiketi var. 2 mürettebat ile 400 kişiye 4 çeşit yemek pişirebilme kabiliyetine sahip 35 kW jeneratör, 2 konteyneri sahra mutfağı. Bu arada söylemeyi unuttum. Bakın gider yerleri de düşünülmüş. Bakın gider yerleri. Patates soyma makinesinin suyunu atacağız. Portatif seyyar borusu bakın burada. Çekmecelerimiz var. Bakın çekmecelerimiz var burada. Bu arada bunu genişletip açma işlemini bu bijon anahtarıyla yapıyorlar. Diğer yandan aşağıda da yine raflarımız var ve tabii buralarda malzememiz de var. Mesela işte tasımız, efendime söyleyeyim, bakın kevgirimiz, bu kevgir de az önce baktım ben elime aldım. Bunun gibi kullanışlı bir mutfağımız var. Gene yangın alarmımız da var, güvenlikte imal edememiş ve aydınlatmalarımız. Sahra mutfağı görüyorsunuz. Dışarıya doğru genişletilmiş halde bu şekilde kullanılıyor. Bir yere nakledileceği zaman bunlar iç içe geçiyor. Daha sonra bir çekici tarafından da çekiliyor.